Merhaba arkadaşlar, ben minimalist yazar Mustafa Öztürk kanalıma hoş geldiniz. Bugün Onur Yüksel teknoloji halka arzına nasıl katılacağımızı, nasıl kar elde edebileceğimizi, kaç tavan yapabileceğini ve bize ne kadar not düşebileceğini anlatacağım. Videonun sonunda son bir yılın halka arzlarına katılıp hisselerinizi satmasaydınız ne kazanmış olacaktınız? Onu da tek tek anlatıyorum. O kısım çok önemli, mutlaka izlemenizi öneririm. Yarın da diğer halka arzı anlatacağım. Şimdi halka arz bilgilerimizi şöyle bir görelim. Halka arza katılım tarihi 22 ve 23 Mayıs çarşamba ve perşembe günü yapılacak. Bu halka arz katılım endeksine uygun bir halka arzdır. Faiz hassasiyeti olanlar da bu halka arza katılım sağlayabilirler. Bu şirket ne iş yapıyor diye soracak olursanız Halka arz bilgi kısmında şu şekilde açıklanmış. 1980 yılından bu yana savunma sanayi ve sivil sektörlere yönelik kritik görev icra eden iletişim sistemleri ve çözümleri sağlıyor denilmiş. Kuruluş tarihi 1991, kuruluş yeri Ankara olarak yazıyor. Geçenlerde halka arz olan bir başka şirket vardı. Hatırlıyorsanız Altınay Savunma Onur Yüksel Teknoloji de o şirketinkine benzer bir alanda faaliyet gösteriyor. Tabii ki birebir aynı değil ama iki şirket arasında bazı benzerlikler var. Her iki şirketin de Aselsan ile dirsek teması var. Şirketin yönetim kurulu başkanı Cengiz Dede 1952 Artvin doğumlu, ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu ve daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışmış. Yani askeri alanda iş tecrübesi olan birisi. Halk arz gelirini nasıl dağıtacaklar? %12'si işletme sermayesine, %57'si yenilenebilir enerjiye, %20'si borçların ödenmesine, %5 arge çalışmaları, kalan %5 de ofis ve teknik alan kapasite artırımı için kullanılacakmış. Ee, kullanım şeyi bu yenilenebilir enerjiye çok fazla ayrılmış. Neden bilmiyorum. Ee, ama çok da kötü bir değil yani kullanım alanı. T1 ve T2 kullanılabilir. Epeydir e, bu şekilde bir halka önümüze gelmiyordu. Yani bu şu anlama geliyor. Herhangi bir hisseyi son saniyede satıp bu halka alım için kullanabilirsiniz. Yani bu hisseyi tıpkı Hisse alır gibi alacaksınız. Normal hisseyi nasıl alıyorsunuz? Aynı ekrandan kodunu yazıyorsunuz. Nedir kodu? O-N-R-Y-T -ne Halk arz fiyatı da 49,5 lira. Ve anladığım kadarıyla bu halk arza hemen hemen bütün bankalardan katılım sağlayabiliyorsunuz. Halka açıklık oranı %31. İskonto oranı %30. Yine yüksek bir iskonto oranı var. Fiyat istikrarı planlanmamış. Bu çok da önemli değil zaten. Bu halka arıza ne kadarlık bir bütçe ile e, katılmalıyız diye soracak olursanız da... ...ben e, 8 lot yani 396 liranın yeterli olacağını düşünüyorum. tabi yatırım tavsiyesi değildir. Burada sadece bir halka arıza anlatıyorum. Uzun vade elde tutulabilir bir şirket midir diye soracak olursanız da... ...hani savunma sanayinde iş yaptığı için... E, Altın ay için ne dediysem altın ay savunma şirketi için bunun da bununla ilgili de düşüncelerim aynı. Orta Doğu coğrafyasında her zaman e, savunma sanayi ihtiyaç duyulan bir sektör olmuştur. Bizim ülkemizde de öyle. Bu coğrafyadaki diğer ülkelerde de öyle. E, son zamanlardaki halka arzlarda çok bekle, beklediğimizi bulamadık. Erken tavan bozmalar oldu. Halen şu an zararda olduğumuz halka arzlar var. E, o yüzden şunu burada bir daha söylemek istiyorum değerli dostlarım. Şimdi bu Onur Yüksel Teknoloji halka arzına katıldın. 400 liralık da pay aldın. 2 kere de tavan yaptı. 100 lira kazandın. Ha bu bana yeter deyip çıkacaksan hiç uğraşma. Bu videoyu bile izlemene gerek yok. Bence çok gereksiz. 100 lira için bu kadar zahmete, bu kadar sıkıntıya değmez. Ben bu halka arzda 8 tavanı görmeden çıkmam. Onu söyleyeyim. <laughs> Onun dışında yeni katıl üyemiz Hüseyin Taşlıçal'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Gelelim son bir senenin halka arzlarında ne olmuş? Hızlı bir şekilde hemen geçeceğim bu kısmı. Katılım evim son 11 ayda %560 kazandırmış. Katılım evim şu 2-3 gün içerisinde çok sert düşüşler yaşadı. Ama normal tabii daha mı düşmesin? Yani bin katına çıkmış bir hisse daha da artması bence abes olurdu. Pasifik Ölezya 11 ayda %124. Forte Bilgi 11 ayda %422. Atake Patates son 10 ayda %7. Bunu zarar olarak yazacağım. Yani %26 kazançları ben zarar olarak yazıyorum. Kale Seramik son 10 ayda %109. Fuzül gayrimenkul son 10 ayda %25. Asce gayrimenkul son 9 ayda %6 bu da zarar olarak bunu kabul ediyorum. İzdemir Enerji son 9 ayda %27. Ee, Ofisiyem son 9 ayda %56. Tatlıpınar Enerji son 9 ayda %29. Enerya son 9 ayda %90. Bay Döner son 9 ayda %33. Kuzu grup son 9 ayda %1 zarar ettirmiş. Ebebek son 8 ayda %3 zarar ettirmiş. Tarkım son 8 ayda %350 kazandırmış. Gıpta Ofis son 8 ayda %75. Adra Gayrimenkul son 8 ayda %14. Reader Teknoloji son 8 ayda %321. Hatsan son 8 ayda %151. Smith Saray son 8 ayda %37. Mekap Beton son 7 ayda %143. Dofer yapı son 7 ayda %135. Borleys araç kiralama son 7 ayda %21. MHR gayrimenkul son 7 ayda %4. Vera Concept son 7 ayda %70. Bu da gayrimenkul şirketler içerisinde en fazla kazandıran şirket oldu. Tab Gıda son 7 ayda %21. Turex Turunç Madencilik son 6 ayda %38. Bin Yatırımlar Holding son 6 ayda %254. Ekos Teknoloji son 6 ayda %205. Agrotek son 6 ayda %439. Batı Ege Gayrimenkul son 5 ayda %12. Cates Elektrik son 5 ayda %4 zarar ettirmiş. Sur Tatil Evleri son 5 ayda %4 zarar ettirmiş. Kuzey Boru son 5 ayda %133, Mega Metal son 5 ayda %34. Son olarak Avrupa Kent Gayrimenkul son 5 ayda o da %9 zarar ettirmiş. Bu tabloya göre, bu tabloyu incelediğimizde 36 adet halka arz içerisinde 13 tanesi %100'ün üzerinde bir kazanç sağlarken 10 tanesi zarar ettirmiş. Genel'e bakıldığında geçen hafta ile kıyasladığımızda kazançlarda düşüş var. Fakat genel tablo yani hepsini alıp bekleseydiniz enflasyonun üzerinde bir kazanç sağlamış olacaktınız. Ama eskisi gibi yüksek kazançlar yok. Halka arzlar eskisi kadar fazla kazandırmıyor. O da bir gerçek. Anlatacaklarım bu kadar. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Burada anlatanların yatırım tavsiyesi değil. Kişisel görüşlerim olduğunu bir kez daha hatırlatır ve herkese bol kazançlar dilerim.